Tilki mi kurt mu? Tilki, tilki. Işık, gözlere bak, gözlere. Bak orada. Bak kaçtı gitti aşağı, sen görme. Gitti babacığım, aşağı gitti. Tamam gitme, gel. Aşağı gitti. Yakınımıza kadar girdi. Ay kalbim. Ananın yüreğine indi. Evet. Yine mi geldi? Hani yaklaştı mı? Gördüm, evet ben bak, gördüm. Gördün mü? Gördüm. Aa, çok iyi. Bak, ne bak. O? Tilki, tilki. Evet tilki. Çok yaklaştı. Ha. Görüyor musun? Görüyorum. Tilki mi? Evet. Tilki, tilki. İşimize bakalım. Yaklaşır o bu gece buraya. Yaklaştım, bir şey olmaz. Şu evet, tarafa ona, tut bakayım. Onu geldik, onu ha, geldik. Şeymiş o. Bizim kaplarmış. Bir değişik bir ses çıktı. Burası amma hareketli ha. Hep öyleydi ki hatun. Yeni değil ki. Bak duydun mu sesi? Bak. Bir şey olmaz burada. Hala tilkiye bakıyoruz. Tilki değil. Tilki değil mi? Bu sefer de karşı yamaçta. Ne var? Ne bileyim aşkım ne var? Gözü parlıyor sadece. Gitti ama. Çadırımızı kurduk. İçeriye yerleştirdik. Şöyle çakayım. Baksana kupkuraş. Çakacağız bunu şimdi buraya. Yer kaya gibi. Tamam. Yamuk mamuk. At yamuk. Tamam. Heh. Evet. Evet. Şunu da kapatayım o zaman. Bu da 3 kademeli bir aydınlatma. Gel, gel, gel. Kaçtı. Vereyim değil mi kızım? İnanmıyorum, daha da yaklaşıyor. Şşşt. Tamam yeter o kadar. Yiyecek misin? Ha? Gel, gel, gel. Al. Bu bana doğru gelecek gibi sanki hissediyorum. Ana. Korkma hatun, bir şey yapmaz ha. Küçücük. Ne? Suratıma atlamaz değil mi? Yok canım. Sana bakıyor bak nasıl bakıyor. Bak. Hey yedim seni. Çok tatlı ama yani. Sonuçta yaban. Yaban. Ben yatıyorum. Ben de yatacağım zaten. Saat 12'ye geliyor. Baykal da içeri alalım da onu da götürmesin bari. Sen nerede yatacaksın? Matların üstünde yatacağım. 3 tane mat üstünde özür. Tilkinin ismini ne koyalım? Bahşecik. Kuyu. Hadi iyi geceler gençler. Günaydın. Saat 9 oldu gençler. Dün akşamdan açık kalmış. Oho Özgür Bey. Biz de açız ama kahvaltıyı bekliyoruz. Yapayım size de sucuk ekmek. Kullanma kılavuzu var mı? Var, ben. Bu ne lan? Böyle miydi? Bir sürü kapısı var bunun ya. 2 tane kapısı var. Burada da var. Tamam. Onlar şey, deniz kenarına kurduğunda kum koyuyorsun içine, ağırlık yapıyor. Bu da filenin tamiri mi? Evet. Kumsala tabii çakmak mümkün olmadığı için kazıkları. Bunlar ağırlık yapıyor. Evet. Şimdi kurduğumuz yere güneş geldiği için şurada ağaçların altında bir yer bulduk. Oraya gideceğiz. Tamam. Katlayıp mı götürsek? Şimdiki yerimiz burası. Taşıması kolay oldu ama. Değil mi? Tabii. Çek. Kapının bir girişi o taraf, bir girişi de bu taraf olsun. Dön. İşte düştürmek için iş yapmış onu. Çaydanlığını falan. Tam çaydanlığını ayarlayıver. Dumanını savurur. Tam doğru tahmin ettik. İşte rüzgar o tarafa esiyor. Çam yakacağım. Ne olacak? Bir şey olmaz ki. Güzel ya bunun sinekliği. Yeşil yumurta bulmuşsun Özgür. Evet. Neydi? Americano. Americano. Soğan mı istiyorsun? Evet. Yandaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayıya karşılık geldiğine göre asal sayılar neyi asal çarparlar? Çok. Rüzgar vurdukça... Rüzgarı fazla geçirmiyor ya. Evet. Aynen böyle yapıyor. Rüzgarı alır almaz böyle yapıyor. O yüzden kenarındaki ipleri bağlıyoruz. Foto kapını kurabileceğimiz yer arıyoruz şu anda. Alta bakacağız. Gel. İnek kemiği kızım. Şurada bir eşeleme. Eşeleme vardı, ne bileyim kime ait. Bana ait olmadığı kesin. Bu şey değil. İnek minek değil ama. Baksana. Başka bir hayvan kemiği mi buldun? Omurga buldum, omurga. Diğer parçası var. O bence biraz önceki hayvanın parçası. Evet. İşte böyle yerlerde bilekli ayakkabı çok işe yarıyor. Domuz mu? Domuz. Açmış buraları. Ne güzel işte. Toprağı havalandırıyorlar. Neri? Dişleri. Şu şeyi, kirpi. Çenesi. Bayağı olmuş öleli. Evet. Herhalde birkaç yılı var rahat. Bak kafaya var ne güzel. Dişleri de var. Dikenleri. Küçükmüş bak, ama. Küçük. Kirpi bu kadar ki daha ne bekliyorsun? Burayı hayvanlar yol yapmış kendine. Bizim kamp alanımız şurada işte. Ateş yakacağız değil mi? Evet. Ama daha önce açılmış bir ateş çukurunda ateş yakacağız. Yeni değil. Biz açmıyoruz. Bunun altına taş doldururum ki zemine fazla temas etmesin. O taşlar patlayıp yüzümüze mermi gibi gelmesin. Hayır canım, niye gelsin? Halletmişsin hepsini. Ettim, bitti. Çok budaklı. Baksana. Oo, kokla. Oo, çıra var içinde. Dallar varmış oralarda. Nerede? Evet. Ha, orada bak gene geldi. Hemen olmaya başladı. Şu an kokuya geliyor. Vereyim mi şunu? Yarım parçasını ver. Gel al kız. Al. Markamı da biliyor. Kapan hazır. Al. Karşı yamaç çok hareketli ya. Ben aşağı indikçe 6 tane göz peşimde karşı yamaçta. Dün de zaten o karşı yamaç hareketliydi. Ha. Şimdi abi ben oraya indikçe onlar bu tarafa doğru gelmeye başladı. Nehir Hanım yatıyor şu anda. Yani çadıra girecek. Biz de tatlımızı yiyip geçeriz. Sen odun atmışsın buna. Tamam, şuraları koyacağım işte. O yüzden çok bekliyoruz. Kenara koy bari. Kenara da şunun üstüne koyacağım işte. Şunu da şuraya koyacağım. Oldu bitti. Ya sen deli misin? Sonra ben gelirim ateşin başına, kontrol ederim. Nasıl olmuş? He? Güzel. Biraz daha durması gerekiyormuş. Dedim sana. İçerilerde terleme yapmış. Tek kat olduğu için tek kat bütün çadırlar maalesef terleme yapıyor. Şurada gördüğünüz kavlamalarda soba yandığı için sıcaktan kalktı. İyi geceler. İyi geceler. Kapat elinle kamerayı. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ya halsım yemin ediyorum bana. Sesi kaydediyorum Özgür. Yaklaşmıyor değil mi? Dün gece hiç ses duymadık. Bu da sucuk. İnşallah bir macberleri atmadınız. Yok. Şey atmadık. Ay bir soğan mı kesecek? Keseriz. Yanlış anlaşılmasın. Bu dün değil, bu bugün. Kampın ikinci günü. Ağzım su yakıyor. Bildiğin baba elma gibi yiyoruz. Bir şey sen var ya, ne kadar güzel. Artık toplanıyoruz. Bakalım bunu nasıl katlayacağız. Çadırımızla ilgili söylemek istediğim şey de şu. Birkaç yerde görmüşsünüzdür muhtemelen. İçinde çatlamalar oldu. Bu çadırımız bizim neredeyse 3 yıllık. Bu çatlamalardan dolayı artık bu çadırı yağmurda veya karda kullanmayı düşünmüyoruz. Ama şekil olarak, form olarak çok güzel. Ve şunların bize bir görüntü haricinde bir sıkıntısı olmadı. Ama yine de yağmurda güvenemem tabii ki. Fileler gerçekten çok güzel. Rüzgar falan geçirmiyor. Hatta kapıyı açınca içerisi esmeye başladı. Kapıları şu anda açık bırakıyorum zaten. Toplayacağımız için sorun olmayacak. Sinek girse de ki birkaç tane yine girmiş. Pişmasın diye sinekleri kovalıyoruz. Kapatacağız. Daha doğrusu Özgür kapatacak. Kapatabilecek misin aşkım? Deneyeceğiz. Hı? Bakalım. Deneyeceğim diyorum. Tamam. Onu da ortaya ittir kızım. Hı. İşte budur. Evet. Şimdi bunu katla. Şimdi bunu 8 yapacağız. Tut kızım bakayım ucunu. En zoru. Evet. Sen tut sadece. Sen tut Nehir, evet. Heh. Yaptı baba. Tamam, işte bunu. Bu kadar. Bu kadar büyük müydü ya? Bu kadar büyük değildi bu. Büyüktü. Böyle miydi bu? Evet. Allah Allah. Bir yanlış var. Elimdeki ipi ne yaptık şimdi? Şimdi taşıma kabının büyüklüğüne baktık. Doğru katlamışız. At sırtına git. Poşetine geçirelim mi bunu? Merhaba. Merhaba. Bir kampımızın daha sonuna geldik. Ve ne kadar çok eşyamız olduğunu gördünüz. Ne kadar geniş bir alana yayıldığımızı da gördünüz. Ama günün sonunda giderken muhakkak bütün eşyalarımızı topluyoruz ve burayı bulduğumuz gibi bırakıyoruz. Yani doğada sadece ayak izleriniz kalsın. İşte bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.